Sevgili izleyiciler, sıradaki haberde yayınlayacağımız telefon numarasına dikkat. Çünkü kendini bir kurumdan arıyor gibi gösteren dolandırıcılar o numarayla yüzlerce kişiyi kandırdı. Bana de sigorta borcum var. Hediye kazandığınızla ilgili aradılar. Aradıklarına sigorta almışım. Kimliğinizi dedi Beyoğlu'nda düşürmüşsünüz. Yalanlar farklı, amaç aynı. Vatandaşı dolandırmak. Telefon dolandırıcıları bu kez bu numarayla vatandaşların karşısına çıktı. 0850 432 1699. Polislerin yaptığı araştırmaya göre dolandırıcılık sistemi şu şekilde ilerliyor. Önce dolandırıcılar bir şirket açıyor. Ardından işte görmüş olduğunuz bu numarayı satın alıyorlar. Sonra da bazı kurumlardaki, bakın burası çok önemli, bazı kurumlardaki bazı kişilerden vatandaşların verilerini topluyorlar. Ardından da onları işte bu numaradan arayarak dolandırmaya çalışıyorlar. Bu numara tarafından hiç arandın mı? O numara değil de ona benzer bir numara tarafından arandım. Ne istediler, ne dediler? Ya işte bana de sigorta borcum var. İşte 5000 küsür olmaz, hani ödemezsem bu hafta sonu cumartesi şey yapacak. Haciz evinize gelecek diye. Para kaptırdınız mı? Kaptırmak üzereyken uyandım. Çünkü benim sigortacım var, sigortacımı aradım. Dedim böyle bir uygulamanız var mı? Nermin Hanım yok dedi. Hemen iptal ettirdim. Emniyetten arıyorum ben, komiser falanca. Dedim sahtekarlık için mi arıyorsunuz? Ne için dedim. Gerçekten öyle mi sordunuz? Evet öyle dedim. Sen komisersen, devletin memuruysan oraya bırakırsın. Bana telefon açtın değil mi? Gelip alın dersiniz dedim. Çok arıyorlar çeşitli numaralardan ama bir tanesine kanmıyorum. Şimdi biz de cep telefonumuzla o 0850'li dolandırıcı numarasını arayacağız. Bakalım telefonu açan olacak mı? Olursa ne yanıt verecekler? Evet, 10 saniyeyi aşan süredir bekliyoruz ama telefon ne çalıyor ne meşgule düşüyor, herhangi bir hareket yok telefonda. O dolandırıcılar 3 ayda 10 kentte yüzlerce kişiyi dolandırdı. Polis aylarca uğraştı, zanlılardan 6'sına ulaştı, 3'ü mahkemede tutuklandı.